kemiğini botoksu yaptıran kişinin ne tür faydalarla karşılaşabiliyor? Mide botoksu dediğim gibi tek başına yeterli bir yöntem değil ne yazık ki. Hastanın uygulayacağı diyete yardımcı bir yöntem. Bu yöntemle hastaların mevcut kilolarının %10-15'lik bir kısmını 3-6 ay arasındaki bir süreyle vermesi mümkün. Ama tabii bu bazı faktörlere bağlı. Burada kişinin mevcut kilosunun, kişinin yaşının, metabolizma hızının, hastanın yaptığı egzersiz sıklığının bu konuda ciddi anlamda bir etkisi var. Eğer yaş düşük, metabolizma hızı yüksek, kilosu normalden çok fazla değil ve egzersiz sıklığı da fazla fazlaysa bu %10-15'lik kısım %20-25'lere kadar da çıkabiliyor. Yani mide botoksu o zaman 3 ve 6 ay arasında mı değişiyor? Normalde botoks dediğimiz botulinum toksininin zaten etki süresi 6 ay. Evet. Yani 6 ayda bizim uyguladığımız botoks yöntemi etkinliğini kaybediyor. Dolayısıyla hasta uygulamadan sonraki ikinci haftada kilo vermeye başlıyor. Ve etki süresi de bitene kadar ki bu dediğim gibi maksimum 6 aydır, 6 ay süresi içerisinde de kilo vermeye devam ediyor. Botoks uygulamasının şöyle bir güzel tarafı var. Uyguladığımız botulinum toksininin etkisi birdenbire geçmiyor. Yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla hasta yavaş yavaş botulinum toksininin azalmasıyla beraber diyet alışkanlığını da sürdürebiliyor. Dolayısıyla o diyet alışkanlığının sürdürülebilirliği hastanın kilo vermeye devam etmesini sağlıyor. Mide balonunda böyle değil. Mide balonunda balonun süresi 6 aydır bittiği zaman çıkarırsınız. Hasta eğer ki eski alışkanlığına, yeme alışkanlığına hızlı bir şekilde dönerse tekrardan verdiği kiloları alması mümkün oluyor. Mide botoksu 6 aydan sonra eğer ki yeme alışkanlığınızı değiştirmezseniz kilo alabilirsiniz. Alabilirsiniz ama genellikle hastalarımız buna uyum sağlıyor. Dediğim gibi etkisi yavaş yavaş başlayıp yavaş yavaş azaldığı için hasta daha uzun süre tokluk durumuyla karşılaşıyor ve bu süreçte de diyetini buna göre ayarlamış olduğundan dolayı da aynı diyette devam ettiği sürece, çok yoğun karbonhidrattan beslenmediği sürece çok kolay kolay eski kilosuna dönmesi mümkün olmuyor. 6 aylık süreçte küçümsenecek bir süreç değil. 6 ay içerisinde alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Evet. Yeme alışkanlığınızı. Evet, yani biz dediğim gibi bizim uyguladığımız yöntem tek başına zayıflatmak için etkili bir yöntemden ziyade hastanın uygulayacağı diyet tedavisine ciddi anlamda yardımcı olacak ve hastanın istediği kiloya ulaşmasını sağlayacak bir yöntem. Tabii bu yöntem yapıldığı zaman diyetisyen kontrolü mutlaka yapılıyor. Mutlaka. Yani dediğim gibi diyetisyenle birlikte bu işi yürütmek lazım. Evet. Diyetisyen olmadığı bir süreci tek başımıza mide botoksuyla kilo vermemiz çok kolay mümkün olmuyor. Hızlı kilo verilmiyor. Hızlı kilo verilmiyor. Dediğim gibi botoksun etkisi yavaş yavaş başladığı için evet. Genellikle botoks uygulamasını takiben 2 hafta sonra kilo vermeler başlıyor ve bu 6. aya kadar da yavaş yavaş kilo vermek devam ediyor. Yeme alışkanlıkları derken hocam tabii bu belki diyetisyene soracakmıştır ama mide botoksu yaptıran kişi o ilk bir haftayı nasıl geçiriyor? Mide botoksunun amacı şudur. Midenin iç tabakası olan mukozanın altına verdiğiniz botulinum toksini alttaki mide kas tabakasını etkiler. Ve kas tabakasının bir nevi felç olmasını sağlar. Evet. Dolayısıyla mide botoks uygulaması sonrasında eski kasılabilir gücünden uzaktır artık. Bu da şunu sağlar. Normalde bir gıdayı yediğiniz zaman eğer bu gıda mideyi 6 saatte terk ediyorsa botoks uygulaması sonrasında bu gıda mideyi 12 saatte terk edecektir. Dolayısıyla daha uzun süre bir tokluk durumu oluşmasını sağlayacaktır. Böylelikle daha uzun süre tok kalıyorsunuz, daha az yemiş oluyorsunuz ve diyetisyen takviyesiyle de bu kiloyu vermiş oluyorsunuz. Ama erken dönemde hastaların genellikle biz çok katı gıdalar yerine daha çok böyle sıvı ve sulu gıdalar özellikle ilk bir haftalık dönemde tercih etmesini, özellikle asitli ve gazlı içeceklerden, çok yoğun karbonhidrat içeren gıdalardan uzak durmasını mutlaka istiyoruz. Ama o bir haftalık sonraki dönemde hastalar istediklerini yiyebilir halde. Ama yine dediğim gibi karbonhidrattan ve gazlı içeceklerden uzak durmak şartıyla istediği kadar proteinli beslenebilir hasta. Tabii burada sigara ve alkol tüketiminde de dikkat edilmesi gerekiyor.
Mutlaka ki. Yani sonuçta özellikle alkol vücuda alındığı zaman vücuttaki depolanma şekli yağ olarak olduğu için bir yandan kilo vermeye çalışıp bir yandan da alkol alıp bunu yağ olarak vücutta depolamak hem bizim hekim olarak isteyeceğimiz hem de hastamızın isteyeceği bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi Coşkun Hocam, kişi mide botoksu yaptırmaya karar verdi. Botoksunu yaptırdı. 6 ay içerisinde istediği kiloya ulaşabilir ya da bilemez dedik. Çünkü kişinin tamamen kendi tabii ki, yani tek başına yetmiyor. Sonradan tekrar yaptırabiliyorum. İkinci bir seans daha uygulanabilir. Mide botoksu. Yani 6 ay sonra mide botoksunun etkinliği bittikten sonra eğer yeterli performans sağlanamamışsa evet, ikinci bir uygulama da gerçekleştirilebilir. Mide botoksunda iki seans uygulanabilir. Uygulanabilir, evet. Peki iki seanstan sonra tekrar uygulama olasılığı var mıdır? Yoksa farklı bir yöntem mi? Yani iki seanstan sonra çok uygulama tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Evet. Ondan sonra eğer ki hasta yine istediği performansa ulaşamamışsa o zaman mide balonu bu hastalarda tercih edilebilir. Eğer ki beden kitle endeksi 35'in üstüne çıkmışsa bu dönemde yine, o zaman mide küçültme yöntemleri, sleeve dediğimiz yöntem de bu hasta için uygun bir yöntem olabilir. Mide botoksunun etkileri var mıdır Coşkun Hocam? Mide botoksunun çok gösterilmiş bir sistemik yan etkisi yok. Çünkü uygulamayı lokal olarak yaptığımız için sistemik bir yan etki beklemiyoruz. Ama hastalarda eğer ki botulinum toksinine karşı bir alerjik durum söz konusuysa o zaman alerjik reaksiyonlar oluşturabilir botulinum.